Yani biz bakıyoruz kulluk yoluna çıktığımız zaman e, zorluklara karşı çok direnç sağlayamıyoruz. Direnç sağlayamıyoruz. Niye sağlayamıyoruz? Çünkü onlar gibi vermiyoruz kendimizi bu yola yani. Versek o vakit ne yapacağız? Onlar neye hayır dediyse bize de çok rahat hayır diyeceğiz. Ama diyemiyoruz yani. Televizyonu kaldır dese evinden mümkün değil. Kaldıramaz yani kaldıramaz. Eyvallah. O eee fayda sağlamayan şeyleri hayatından çıkart dese çıkartamıyoruz. Ama sahabeyi kiramı baktığımız zaman keskin bir kılıç gibi zararlı ot hangisi zararlı ot dediyse Resul Ekrem anında dibinden kesmişler, hatta kökünden sökmüşler. Eyvallah. Bizim bu gönül bahçemizde bize zarar veren otmuş bu. Biz şimdiye kadar onu yolmamışız. Bilmiyorduk çünkü zarar verdiğini. Evet. Resul-i Ekrem bize söyler söylemez anında kökünden söküp atmışlar. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de harika bir usul ile, uslu bile öğretmiş her şeyi. Eyvallah. Yavaş yavaş. Yani yoğura yoğura evet. hamuru dökmüş, suyunu vermiş, yoğurmuş yoğurmuş şeklini vermiş. Ondan sonra koymuş fırına. Böyle hani <laughs> işi bilmeyen insanların da gelişi güzel işte ortaya atlayıp ortalığı mahvettiği gibi bir üslup da bize öğretmedi büyüklerimiz. Meşayih-i İzam Hazretleri. İnsanoğlu hani subjektif bakıyor konulara çoğu zaman. Kendi memleketinde nasılsa öyle değerlendiriyor. Ama Meşayih-i İzam'a baktığın zaman onlar göklere doğru yükseltmiş kalplerini. Her taraftan görebiliyorlar meseleleri. Senin ne halde olduğunu, ne hale düştüğünü biliyor. Ona göre de sana ne yapıyor? Reçete yazıyor. Onlar hakiki tabipler yani. Hakiki de tabipler. Bugün tabipleri gibi değil. Bugün tabipleri diyor ki sana ne yaptın? Neyle karşılaştın? Hani şimdi Karagöz'de Hacivat'ı yapmışlar da. Karagöz gidiyor Hacivat doktor. Tamam mı? Ondan sonra Diyor ki ona, ''Neren ağrıyor? Karagözüm nereden ağrıyor?'' <laughs> ağrıyor diyor. ''Ne hissediyorsun? Ne sıkıntın var?'' böyle söyledi. dedi, bunları anlattıktan sonra ben de bulurum.'' dedi. <laughs> Şimdi bundan da öteye gitti işler. Yani bölüyorlar, parçalıyorlar, kesiyorlar. Ondan sonra diyorlar ki, ''Ya bulamadık bir şey.'' Kapatıyorlar. <laughs> o kapattığı şeyi bir daha yerine tutmasını bekliyorlar vesaire vesaire. Yani hasta gidiyor hekimin yanına, tamam mı? Hekim açık ve net diyor ki ben bilmiyorum sende ne var. Araştıracağım, bakacağım. Bulursak bulacağız. Bu şekilde gidiyor yani. Ama evliya Kiram senin konuşmandan, halinden, tavrından içindeki hastalığı biliyor zaten. Veyahut da yürüyüşünden, yürüyüşünden sana ne lazım, eksiklerinin farkına varıyor ona göre sana söylüyor. Şimdi bu nizamı gözeten ulu evliyaların yaptığı hali, uslubu çoğu ulema bile anlamıyor. Hatta o ulemaya kulak veren insanlar da anlamıyorlar. Evliyaya karşı duruyorlar yani. Bu sefer olur olmadık laflar Allah'ın dostunun arkasından söylüyorlar. E başına belayı çekiyorlar yani. Çekiyorlar. Elbeva elbele muvakkın bir mantık diye söylemiş Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da büyüklerimizin bir sözü. Bela kulun diline bağlanmıştır. Ne söylediğini bil. Çekme kendine belayı. Bu şekilde de çeker farklı farklı. Adam çıkıyor hemen söylüyor. Canı bir sıkıldığı zaman Allah benim belamı versin. Ya ne diyorsun sen? İyi misin sen? Yani bu e, amcanın oğlundan bahsetmiyorsun. Yerin göğün Hakan'ından bahsediyorsun. Bir bela sana gönderse ne olacak halin? Düşünmüyor yani. Düşünmüyor. E, tanımadığımız için Rabbimizi söylediğimiz sözlerin nereye gittiğini de bakmıyoruz.